Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mesai başlıyor. Tüm hazırlıklar tamamlandı. Genel kurul 1 Ekim'de özel gündemle kapılarını açacak. Milletvekillerini ise yoğun bir tempo bekliyor. Yeni yasama dönemi öncesi parlamentodaki son hazırlıkları sizler için görüntüledik. Milletvekilleri için tatil sona erdi. 73 günlük yarının ardından genel kurul mesaiye başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni dönem için ilk tören saatler 14'ü gösterdiğinde Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilecek. Meclis Başkanı Mustafa Şentop Başkanlığı'nda anıta çelenk bırakılacak ve ardından saygı duruşuna geçilecek. Meclis yeni döneme özel oturumla kapılarını açacak. Saatler 15'i gösterdiğinde Meclis Başkanı Mustafa Şentop meclisi açacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kürsüye çıkacak. Yeni dönemin açılış konuşmasını gerçekleştirecek. O konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni dönemin şifrelerini verecek. Yasama yılı açılışına katılacak protokol ve davetiyeli izleyiciler dışında meclise ziyaretçi kabul edilmeyecek. 2,5 aylık arada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hummalı bir hazırlık yapıldı. Genel kurulda milletvekillerin oturduğu koltuklar yenilendi. Avizeler bakıma alındı ve meclis yeni dönem için pırıl pırıl bir hale getirildi. Mecliste yeni dönem hazırlıkları sadece genel kurulun içerisinde gerçekleştirilmedi. Aynı zamanda meclisin bahçesindeki yolların da asfaltları yenilendi. Milletvekillerini yeni dönemde yoğun bir mesai bekliyor. Genel kurulun en önemli gündem başlığıysa binlerce kişinin hayatına değişiklik yapacak yeni yargı paketini görüşmek olacak. Meclisin bir diğer önemli maddesi ise iç tüzük olacak. Meclisin çalışma usullerinin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uygun hale getirilmesi için yeni iç tüzük hazırlanması planlanıyor. Yeni sistemde en büyük şikayetlerden biri milletvekillerinin bakanlara ulaşamamasıydı. İç tüzük değişikliğiyle nöbetçi bakanlık uygulamasına geçilmesi de planlanıyor. Genel kuruldaki özel oturumun tamamlanmasıyla birlikte akşam saat